11. soruda anyone with a physical disability, fiziksel engeli olan herhangi bir kişi should visit a doctor. Evet, doktoru ziyaret etmeli dedi. A şıkkında though chronic conditions may limit physical abilities, yani kronik koşullar, bakın burası fiziksel engeli olan, sıkıntısı olan insanlar doktoru ziyaret etmeli. A şıkkındaki do bir zıtlık bağlacı. Bir taraf pozitif, bir taraf negatif olması gerekiyor. Kronik koşullar physical ability'leri sınırlamasına rağmen. Bu da negatif. On condition that fitness facilities have special programs. Fitness olanaklarının özel programları olması koşuluyla, anlamsız tabii bu da. C şıkkında olduğu cümle yine negatif. Although certain activities may cause disabilities. Bakın bu da negatif. Şimdi zıtlık bağlacının bir tarafı negatifse diğer tarafı pozitif olmalıydı. While endurance is an important element of overall physical fitness. Şimdi dayanıklılık fiziksel, bütün fiziksel fitness'ın en önemli unsuru olmakla birlikte, şimdi endurance'ın karşılığında atıyorum bir de flexibility, esneklik ya da işte dayanıklılık gibi bir şeyle kıyaslaması gerekirdi. Bu da olmadı. Ne zaman doktoru ziyaret etmeli? Before beginning a new physical activity or exercise plan. Yani yeni bir fiziksel aktiviteye veya egzersiz planına başlamadan önce fiziksel disability'si olan herhangi bir kişi doktoru ziyaret etmeli. O zaman doğru cevabımız Edirne. 12. soruda one of the biggest challenges facing cancer therapy is. Şimdi bir kere bir present. A şıkkında these measures diyor. Bu önlemler. Hangi önlemler? Daha önce önlemlerden bahsettin mi? B şıkkında was var. Zaman uyumu yok. E şıkkında bakın diyor ki kanser terapisiyle one of the biggest challenges facing cancer therapy, kanser terapisinde karşılaşılan en büyük zorluklarından biri. Şimdi bakın en son kelimemiz fiil. Fiilden sonra direkt noun clause gelir. Burada in order to noun clause değil. Edirne'de ise of all the venomous bites, yani bütün zehirli ısırıklar, yani kanser terapisiyle zehirli ısırıkların ne alakası var? O zaman bu C olur. C şıkkında dikkat ederseniz bir noun clause var. How to ensure that drugs target only cancerous cells and not healthy ones. Kanser terapisinde karşı karşıya kalınan en büyük güçlüklerden bir tanesi ilaçların sağlıklıların değil de kanserli hücreleri nasıl hedefleyeceğinden emin olmaktır. Doğru cevabımız 12 Ceyhan olacak. 13. soruda however, fakat a shortage of donors, yani bağışçı eksikliği hala bazı yerlerde böbrek naklini sınırlıyor. Yani negatif bir cümle var. Shortage'dan dolayı negatif bir durum var. However burada zıtlık bağlacı. İlk tarafı ne yapmamız gerekiyor? Pozitif yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi bir de tense'imiz present olduğu için burada limit istedi bakın. Present tense. E şıkkında ise past bir yapı var. Bu E şıkkı olmadı. C şıkkında bakın dedik ya burası negatif diye. İlk taraf pozitif olması gerekir. C şıkkında yine negatif bir durum söz konusu. Bunu da eliyorum. B şıkkında a number of kidney transplant recipients experience, yani çok sayıda böbrek nakli olanlar organ reddi yaşıyorlar. Bu da negatif. A şıkkında beyin cerrahları earns more than transplantation surgeons. Yani
beyin cerrahlarının daha fazla para kazanmasından bahsediyor. Çok alakasız bir ışık. Geriye sadece denizli kaldı. Transplant surgeons in the United States perform as many as 15,000 kidney transplant operations each year. Her yıl 15 tane böbrek nakli yapılıyormuş. Fakat donör eksikliği bazı yerlerde böbrek transplantasyonunu sınırlıyor diyor. O zaman D seçeneğimiz doğru cevap olacak. Surgery is a safe and effective treatment for many health conditions. Önce ne yapıyoruz? Bakın safe ve effective dediğine göre cümlemizin pozitif olduğunu algılıyoruz. Peki, as nasıl bir bağlaç? As paralel bir bağlaç. Yani burası pozitifse burasının da pozitif olması gerekiyor. Riskler ve komplikasyonlar. Bakın surgery ameliyat demek. İkinci tarafa it olarak geçebilir. Burada it de var. Ona ait, ona bağlı risk ve komplikasyonlar diyor. Son kaç 10 yıl içinde kayda değer bir şekilde azaldı. Yani burası da pozitif. B şıkkında anlıs var. Anlısın ikinci tarafına muddle gelecek ve negatif bir durum olacak. Anlıs if'in negatifi olduğu için ikinci tarafta negatif bir muddle olması gerekiyordu. Yok. C şıkkında although'la bağlarsam although'lu cümlenin negatif olması gerekiyor. Çünkü yukarısı pozitif. Burada da benefit diyor. Benefit ne demek? Fayda demek. Bana negatif bir durum gerekiyordu. Olmadı. D seçeneğinde rather than being the, bakın bir tarafta therapeutic option for a particular condition or health circumstances dedi. Şimdi rather than ne demek? Yerine demek. İşte rather than being the only therapeutic option for a particular, yani belli bir durum için tek terapötik opsiyon olmaktan ziyade ameliyatla terapötik opsiyonu kıyaslayamazsınız. Edirne'de because'la bağlıyorsanız yukarısı pozitif olduğu için Edirne'nin de negatif olması, pozitif olması gerekir. Ama burada anticipated risks diyor. Tahmin edilen riskler. O zaman A seçeneği doğru cevap olacak. Aslında bu sorunun doğru cevabını sadece it'ten bile yapabilirdik. Bir de E şıkkında it var ama E şıkkında it boş it. Boş it ne demek? Özne'nin yerine geçen it değil. Yani surgery'nin yerine geçen it değil bu E şıkkındaki. It is difficult to learn Chinese. Çince öğrenmek zordur'daki it. Evet, 15. soruya geçiyorum. Dermatologists don't know exactly, tam olarak bilmiyorlar. What causes vitiligo? Vitiligo arkadaşlar bu halk dilinde alaca hastalığı, yani pigment kaybına bağlı deri hastalığı. Dermatologlar vitiligonun başlamasına tam olarak neyin sebebiyet verdiğini bilmiyorlar diye bir cümle var burada. O zaman negatif bir durum burası. Çünkü gen mutasyonu bunun sebebi olabilir. Bu anlamsız oldu tabii ki. B şıkkında örneğin güneş ışığına maruz kalmayı limiting the sun exposure, yani güneş ışığına maruz kalmayı sınırlamak bu olayı yavaşlatır. Burada örnek verilecek bir durum yok. C şıkkında sonuç olarak it is more common in people with darker skin. Yani koyu ciltli olanlarda daha yaygın sonuç olarak. Çok anlamsız. So there are very few known preventive measures. Yani bakın burada dermatologlar bu vitiligoya neyin sebebiyet verdiklerini tam olarak bilmiyorlar. Bu yüzden çok az bilinen önleyici önlem var. Doğru cevabımız anlam olarak da oturuyor.
16. soruda oldu bir zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlacın olduğu yerde researchers think that it's more common in older women. Şimdi bir de burada it kim? İtin ne olduğunu bulacağım. Yani daha yaşlı kadınlarda daha yaygın dediğine göre zıtlık bağlacının bir tarafında yaşlı kadın varsa diğer tarafında genç kadın olacak. Şimdi mesela B şıkkında şey var. Daha genç kadın var. Peki it olabilecek ovarian cancer, rahim kanseri olabilir mi? It olabilir. Araştırmacılar daha yaşlı kadınlarda daha yaygın olduğunu düşünmelerine rağmen rahim kanseri bütün yaştaki kadınları etkileyebilir. Hatta 20 yaşındakileri bile. Bakın Edirne'de de younger women var. Don't take ovarian cancer seriously. Genç kadınlar işte over kanserini ciddiye almazlar. Yaşlı kadınlarda yaygın olmasına rağmen genç kadınlar almazlar, anlamsız oldu. O zaman B seçeneği doğru cevap olacak. Cramps, kramplar. İkinci tarafa day olarak geçebilir. Bakalım. Bir de burada may diye bir modelimiz var. Cramps may be a symptom of an underlying problem. Yani başka bir problemin semptomu olabilir kramplar. Unless it is related to pre-existing conditions. Şimdi it is related. Bu kramp bir kere it olarak ikinci tarafa geçmez. When they are generally harmless for the person. Şimdi burada problem diyor. Negatif. B şıkkında harmless diyor. Pozitif. O zaman zaman bağlaçları paralel olması lazım. Artı artı eksi eksi bitmesi lazım. If they persist for more than 15 minutes. Yani 15 dakikadan daha fazla eğer sürüyorsa kramplar altta yatan başka bir problemin semptomları olabilir. Anlam olarak da oturuyor. Doğru cevap zaten. Denizli'de iki alt kategoriye ayrılabilmelerine rağmen kramplar başka bir problemin sebebi olabilir. Edirne'de ise which is one of the major problems of the current healthcare system. Ki bu mevcut sağlık sisteminin en büyük problemlerinden biridir. Çok anlamsız oldu. Doğru cevabımız C olacak. Because individual health affects the health of others, bireysel sağlık başkalarının da sağlığını etkilediği için mesela B şıkkında this type of disease diyor. Bu tür hastalık. Hangi tür hastalık? Olmadı. A şıkkında the principle that respects individuals' control over their actions should not be encouraged. Hiçbir anlamı yok bunun. Bireysel sağlık diğerlerinin sağlığını etkilediği için şöyle olmalı falan diye bir şey söylemesi lazım. Because of şimdi yukarıda because dedin. Bir daha because of diyorsun. Çift bağlaç oldu. Public health measures regulate bakın. Public health measures regulate individual behavior in order to achieve population health goals. Yani nüfusun sağlık amaçlarını yerine getirmek amacıyla kamu sağlık önlemleri bireylerin davranışını düzenler. D seçeneği anlam olarak da oturuyor. No authority has the right to restrict the activities of people who have not been exposed to infection. Enfeksiyon nereden çıktı? Hiçbir yetkilinin diyor hakkı yoktur. Enfeksiyona maruz kalmış insanların aktivitelerini kısıtlamaya.
Yani bu çok son derece anlamsızdı. Evet. Şimdi when the body'nin altını çizdim. When the body is not given enough essential nutrients over a period of time, vücuda uzun bir süre gerekli besinler verilmediğinde, ki burası negatif. Şimdi A şıkkı, işte B şıkkında such problems diyor. Bu tür problemler. Bir de also şundan da kaynaklanabilir. Yukarıda bundan kaynaklanabilir diyecek ki daha sonra bundan da kaynaklanabilir. Such problems diyebilmeniz için yukarıda problems'tan bahsetmek gerekiyor. The body ikinci tarafa it olarak geçecekti. Bakın B'de it var. Bir de E'de it var. Zamir sizi asla aldatmaz. It becomes weak and less able to fight infection. Yani uzun bir süre vücuda gerekli besinler verilmediği zaman ne olur? Zayıflar ve enfeksiyonla daha az mücadele edebilir. D'de suyun kalori değeri yoktur. Bir enerji kaynağı değildir. Sindirim işte çiğneme ile ağızda başlar gibi saçma sapan şıklar konulmuş. Doğru cevabımız Edirne olacak. Exposure to child trauma. Bakın burası komple özne. Yani ikinci tarafa ne olarak geçer? It olarak geçer. Peki should dediğine göre hangi tenseyiz? Present tense. It aradığımda iki tane şıkta it var. B ve C şıklarında. B şıkkındaki it olan cümlede was var. O zaman şu C şıkkı olabilir mi? Bakalım olabilir mi? Anlamına da bakalım. The exposure to childhood trauma should be routinely assessed in the first episode psychosis because it appears to be related into an increased risk of developing a more severe illness. Bakın bu cümleyi anlamadığınızda yapacağınız şey çok basit. Sadece özneden giderekten doğru cevabı bulabiliriz. 20. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Birinci soruda achondroplasia yani dwarfism, cücelik is obvious at birth. Yani doğuşta açıktır, bellidir. Hemen sorarsın niye bellidir? Because infants born with the disorder. Bakın burada dwarfism yerine the disorder. Sonra obvious yerine de açıktır, bellidir yerine de distinctive physical features demiş. Çünkü bu hastalıkla doğan bebeklerin belirleyici fiziksel özellikleri vardır. B de diyor ki sonuç olarak it's a controversial topic among medical experts around the world. Dünyadaki tıp uzmanları tarafından tartışmalı bir konudur. Anlamsız oldu. Burası cümle because of the benefits of bone lengthening operations. Yani kemik uzatma ameliyatlarının faydasından dolayı cücelik doğuşta bellidir, anlamsız. Anlısı var, yukarıda madılı yok. E'de ise it can always occur as a dominant inherited genetic disorder. Cücelik doğuşta bellidir. Fakat daima dominant doğuştan gelen bir genetik rahatsızlık olarak meydana gelebilir. Anlamsız oldu. A seçeneği doğru cevap olacak. 22. soruda bakın cümle eğer böyle having ile başlıyorsa, despite having ya da verb ing ile başlıyorsa, özne yok bakın, despite'den sonra ikinci tarafın öznesi belli bir özne olması gerekir. Yani bu Küba olabilir, China olabilir. Belli bir özne olması gerekiyor. Ya da ya özel isim ya da d ile başlayan bir şey olması gerekiyor. Şimdi despite ne demek? Zıtlık. Having fertile lands, verimli topraklara geniş
verimli topraklara sahip olmasına rağmen burası pozitif. İkinci tarafın negatif olması gerekiyor. Mesela E şıkkında fertile, verimli dedi. Yine pozitif. Çin fabrikalarında çocuk işçi kullanmaya yasak koydu. Bu da ne? Bu da pozitif. Ondan sonra C şıkkında adanın, hangi adanın? Adanın şeyi, toprak özellikleri, yani yeryüzü şekillerinin çoğu ziyaret etmeye değer. Bu da pozitif. Bir de hangi ada diye sorarım. Sonra büyük ekonomik potansiyele sahip diyor. Bu da pozitif. Ben negatif arıyorum. Büyük ölçüde verimli topraklara sahip olmasına rağmen özne, belli bir özne olması gerekiyordu. Zaten Küba veya Çin olabilirdi. Küba imports 80% of its food. Diyor ki yılda 2 milyar dolar karşılığında yiyeceğinin %80'ini ithal eder. Verimli topraklara sahip olmasına rağmen. In societies where most people can earn a living only by working for others. Şimdi arkadaşlar, bu soruda bağlaç yok. Bakın. Değil mi? In societies where most people can earn a living only by working for others. İkinci tarafa bir bağlaç koymanız gerekiyor. Bağlaç olan tek şık B şıkkı. Verb ayıncılar da relative clause which are ya da who are unable to find a serious bakalım, in societies where most people can earn a living, yani bazı toplumlarda sadece başkaları için çalışaraktan hayatlarını kazanabilen insanlar var. Being unable to find is a serious problem. Dediğim gibi A'da, C'de, D'de ve E'de bağlaç yok. Verb ayıncılar, virgülden sonra gelen verb ayıncılar da bağlaç yerine geçiyor. 24. soruda although var. Although bir zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlaçlarının ikinci taraflarına still, nevertheless, nonetheless, in fact, actually gelebilir. Hemen C şıkkında still'i gördüm. Although cultural diversity is supposedly valued in many societies, bakın burası valued dediğine göre cümle pozitif, ikinci tarafta negatif olacak. Mesela A şıkkında more popular dedi, çok popüler. E'de better job opportunities dedi, bu da pozitif. D'de equal opportunities for all people are really valued. Bakın eşit şeyler, imkanlar. Bu da pozitif. Run efficiently, etkili bir şekilde yönetiliyor. Bu da pozitif. Bana ne lazımdı? Negatif. Niye? Zıtlık bağlacının bir tarafı pozitifse diğer tarafı negatif olacak. Negatif olan tarafta don't approve. Yani gayet kaliteli bir soru. Evet, 24. soruda for example, 25. soruda for example a person must have it. Acaba it kim? Bakacağız bu işte. Sonra must have diyor. A şıkkında modern civil law systems. Bir kere burası çoğul, it olabilecek bir şey yok. Tense de were'den dolayı past. B şıkkında licenses it olamaz. D şıkkındaki consumption taxes it olamaz. Efendim. C ve E şıkları kalıyor. C'de the term license, lisans terimi is always applied in property law, international law and tax law. E seçeneğinde ise a license issued by a government agency is required for certain professions. Çeşitli meslekler için lisans gerekli. Örneğin
A person must have it to practice medicine and law. Yani lisans, tıp veya hukukta hukuk uygulaması yapan kişiler buna sahip olmalı. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Yirmi altı çok kolay bir soru. Bakın, not only var. The price for an American car is affected not only by American companies, not also'nun kankası, not only'nin kankası kim? But also. Not only, but also. 27'de although var. Although bir zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlaçlarının ikinci taraflarına still, nevertheless, nonetheless, in fact, actually gelebilir. Hemen D seçeneğinden şüphe edebilirim. Şimdi bir de is lost diyor. Is'den dolayı cümlemiz present. E şıkkı was not dedi, past. C şıkkı were not dedi, past. Sonra bakalım, iki tane şıkkı eledik. Bir de bakın, burada izlediğine göre tekil bir şey var. Tekil bir şey olduğuna göre A şıkkındaki they're kim? B şıkkındaki they kim? O zaman ne kalıyor? D kalıyor. Although the major part of the Aristotle's works is lost. Yani Aristo'nun çalışmalarının büyük bir bölümü kaybolmasına rağmen we may still form some idea of his. Bakın buradaki his kim? Aristo. Özneden, nesneden bulabiliriz. O yüzden 27 Denizli olacak. 28'in soruda bir while var. While bir zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlacının bir tarafında zaman varsa diğer tarafında da zaman olması gerekiyor. Diğer tarafında zaman olan hangisi var? Bursa var. Bir okuyalım bakalım. While humans have described the nature of social relations for centuries, insanoğlu the nature of social relations, sosyal ilişkilerin doğasını yüzyıllardır açıklamakla birlikte, it was only in the 19th century that this became a scientific field of study. This dediği ne? Bu social, the nature of social relations. Doğru cevabımız, bakın sadece zıtlık bağlacının bir tarafında zaman varsa diğer tarafında da zaman olması gerektiği kuralından doğru cevabımız Bursa oldu. 29. soruda before var. Before bir zaman bağlacı ve burada were introduced dedi. Zaman bağlaçları mutlaka zaman uyumu isterler. Biz de bakalım. B şıkkında is widely dedi. Present. C şıkkı have been around dedi. Bu da present. E şıkkında is dedi. Bu da present. A ve D şıkları kalıyor. Before paper and coins were introduced as permanent forms of money, yani kağıt ve bozuk para, kalıcı para formları olarak piyasaya sürülmeden önce ne yapılıyordu? People used a variety of things. Çeşitli şeyler kullanıyorlardı. Like rice to serve as money for trading goods. Yani ürün ticareti yaparken pirinci para olarak kullanıyorlardı. Doğru cevabımız Denizli.